İngiltere ikinci oldu. Bu okullardaki eğitim başarısında birinci ülke hangisi? Singapur. Singapur, Güneydoğu Asya'da 600 küsür kilometre karelik bir mini devlet. Yüz ölçümü olarak mini devlet ama. Dünya finansında dördüncü ülke. Singapur limanı uluslararası ticarette Rotterdam'dan, Hollanda'nın Rotterdam'ından sonra ikinci geliyor. Eğitimde de birinci oldular efendim. Biz Müslümanlar eğitim konusuna fazla önem vermeyiz. İmam Hatip okulları, Kur'an kursları, bazı cemaatlerin, Müslüman vakıfların kendi özel kolejleri falan vardır. Eğitim diye bunları düşünürüz. Türkiye şu anda o kadar kötü bir eğitim sistemine sahip ki bununla daha 10 sene yaşaması mümkün değildir efendim. Efendim boğazın altından Marmara geçirmişiz. Üçüncü köprüyü yapmışız. Bu eğitimle 15 köprü yapsan Türkiye yine istikbale güvenle bakamaz. Bir ülkeyi ayakta tutan köprüler, hava alanları, gökdelenler, AVM'ler değil, okullardır efendim. Osmanlı Devleti ve Hilafeti zamanında bu ülkenin batıya açılmış bir penceresi vardı. Galatasaray Sultanisi, bugünkü ismiyle Galatasaray Lisesi. Galatasaray Lisesi'nde 1868'de kurulmuş. İmparatorluk o zaman 72 milleti barındıran efendim bir etnik yapıya sahip. Osmanlılar var, Müslümanlar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Bulgarlar, Sırplar, Hristiyan Araplar, var oğlu var efendim. Sultan Abdülhamit zamanında Galatasaray Lisesi, öğlen vakti girince alt koridorda 600 kişilik bir camii var efendim Galatasaray Lisesi'nin, ezan okunuyor. Sınıflardaki büllüğe ermiş Müslüman çocuklar hemen koridora çıkıyorlar, sıraya giriyorlar. Askeri bir disiplin içinde rap 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 alt katta konferans salonunun altındaki camiye gidiyorlar. İnternette bir tek resim var. Silik bir resim. Çin'in bir mihrabı var. Bir de minberi var. Şu anda o cami kapalı spor salonu olarak kullanılıyor. Namaz kılmak mecburi efendim. Benim hiçbir öğrencinin hocam benim başım çok ağrıyor. Müsaade buyurursanız ben namazı bilahare kılayım, biraz kendime geleyim. Hayır, yürü camiye. Ya revirde yatacaksın yahut namazı cemaatle kılacaksın. Bu da imparatorluğun batıya açılan penceresi efendim. Bir de İslam'a açılan, doğuya açılan pencerelerini düşünün. Bütün kışlalarda, bütün savaş gemilerinde, büyük sırlarda müftüler vardı. Muhriplerde imamlar vardı muharip sınıf olarak. Başında sarığıyla ezan okuyor ve namaz kıldırıyor. Şimdi bugün rejim, Türkiye'deki rejim hibrit bir rejimdir. İslamcı tire Kemalist. Rejimi bıraktık. Bu kadar Müslüman var.
3000'e yakın veya 3000'i geçen İmam Hatip okulu var. Acaba 3 okulda eskiden Galatasaray'da olduğu gibi 5 vakit namazı okul imamının ardında cemaatle kılma kuralı ve kaidesi var mı? Benim dini bilgim fazla yoktur. Bir ayet-i kerimede, uzun bir ayette, onlar namazı yitirdiler ve şehvetlerine uydular diyor. Hafız olanlar hemen çıkartabilir. Bugün bizim halimiz budur efendim. Son 50 senede Türkiye Müslümanları 50 bin yeni cami yaptılar. Adana'da bir tane Sabancı Camii var ki maşallah Selimiye Camii büyüklüğünde. Gerçi sanat bakımından hiçbir kıymeti yok ama büyük paralar harcanmış. 50 senede 50 bin yeni cami yaptıran Türkiye Müslümanları bir tek İslam mektebi açmadılar. Efendim Ecevit zamanında böyle bir mektep açılabilir miydi? 28 Şubat'ın efendim dinsizlik fırtınaları içinde böyle bir okul açılabilir miydi? Açılamazdı. Ama Türkiye'de açılamazdı. Yurt dışında pekala bir Ehl-i Sünnet İslam Mektebi açılabilirdi. Şu anda AK Parti iktidarı Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir din hürriyeti getirmiştir. Bu hürriyeti itinam ederek, ganimet olarak alarak bizim mutlaka bir İslam mektebi açmamız lazım. Şu veya bu cemaatin, şu veya bu tarikatın, şu veya bu hizbin veya fırkanın okulu değil, fırka-i naciye olan Ehl-i Sünnet'in okulu olacak bu. Bundan senelerce önce Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi İslam Mektebi hakkında küçük bir yazı yazdım. Bu hayali bir yazı. Yok ki öyle şey. Şimdi gidiyorum, müdürle konuşuyorum. Müdüre diyorum ki, efendim bu okul Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin ismi şerifini taşıdığına göre öğrencilerin hepsi Mevlevi midir? Hayır diyor. Burada Mevleviler azınlıktadır çünkü Mevlevi olmak çok zordur efendim. Mevlevi olmak için 1001 gün ve gece çilesi çıkarmak lazım. Öyle baba yiğit şu anda 80 milyon insan içinde yetişmez. Bu okul Ehl-i Sünnet Müslümanlarının okuludur ve kapısından içeriye cemaatçilik, tarikatçilik, hizipçilik ve fırkacılık girmez. Hatta geçen sene diyor, hayalen söylüyorum, geçen sene cemaat propagandası yapan bir çocuğumuzu attık okuldan diyor. Efendim bizim tarikatımızın koleji olsun. Bizim cemaatimizin koleji olsun. Hayır. Açacağımız kolej Türkiye'nin koleji olacak ve iddialı olacağız. Dünyanın en mükemmel kolejini biz açacağız. Efendim dünyanın ikinci lisesi olsun, ben razı olmam ona. Birinci olacak. Unutmayın, dünyanın 10 lisesi içinde İngiltere'deki Eton Koleji çok acayip bir kolejdir. Eton, yazın defterinize. Bu kolej 1440'ta kurulmuştur. Hala eğitim vermektedir. 1440'tan bu yana bir tek kız öğrenci almamışlardır. Okul
binaları tarihi bir külliye oluşturuyor. İnternetten resimlerine bakarsınız. En büyük bina kilise binası. Her sabah derslere başlamadan önce kilisede Hristiyan dinine göre ayin yapılmaktadır. Buna katılmak mecburidir. Çocuğun velileri, biz çocuğumuzun dini ayine katılmasını istemiyoruz şeklinde bir dilekçe verirlerse o muaf tutulur. Fakat hiçbir İngiliz anne babası böyle bir dilekçe vermeye, ateist olsalar bile cesaret edemezler. Bu okul İngiltere'ye 19 başbakan kazandırmıştır. En önemli hususu söyleyeceğim. Bu okulun öğrencileri okulun içinde frakla gezerler. Frak ne bilen var mı? Hani Büyük Millet Meclisi açıldığı vakit başkanı penguen gibi kuyruklu siyah beyaz bir elbise giyiyor. İşte o lisenin çocukları öyledir efendim. Türkiye'deki bütün kafası çalışan, hizmet etmeye istidadı olan Müslümanlara Eton Koleji'ni 5 saatlik bir derste resimlerle, projeksiyonlarla anlatılabilir. Türkiye Müslümanlarının gündeminde böyle bir şey yok. Ben 1960'tan beri İstanbul'da gazetecilik yapıyorum. O tarihten beri İmam Hatipleri daima destekledim ve sempati besledim. Fakat İmam Hatipler yeterli değil ki kardeşim. Bir kere İmam Hatipler İslam mektebi değildir. Kemalist düzenin bir aldatmacasıdır. Düşünebiliyor musunuz? 7 sene İmam Hatip'te okuyor, bir de diploma alıyor. Okuduğu derslerden biri Arapça ve zavallı gencimiz Elif'i görse mertek zannediyor. Böyle İslam mektebi olur mu? Galatasaray Lisesi'nde bütün Osmanlı'nın bütün okullarında, bütün askeri birliklerinde 5 vakit namaz kılmak mecburiydi. Halk Avrupa kıyafetini benimsediği için Sultan II. Mahmud'a gavur padişah diyordu. Gavur padişah. 12 ciltlik bir Lütfi tarihi var. Vak'anüvis Lütfi. Ben sayfa numarası, cilt numarası veremiyorum ama yazdım hepsini. Orada bir cümle. 2. Mahmud için. Padişah Hazretleri bütün valilere irade göndererek Müslüman halkın vakit namazlarını camilerde cemaatle kılmasına emir buyurdular. Osmanlı'nın gavur padişahı budur işte efendim. Bir İslam toplumu, bir İslam ülkesi 5 vakit namazı yitirirse başka hiçbir hayrı hasenatı onu kurtarmaya kafi gelmez efendim. Önce sahih bir iman. İkinci madde 5 vakit namaz. 5 vakit namaz da 4 mezhepte farzları şer'i özrü olmayanlar için mutlaka cemaatle kılınması gerekir. Namaza katılmamak için 20 kadar şer'i özür vardır Hanefi fıkhında. Hacı Zihni Efendi Nimetül İslam kitabında onu okursunuz efendim. Şimdi bir kere namaz kılanların nispeti %10'a düşmüştür efendim. O %10'un da kaçta kaçı camide namaz kılıyor. Gidin efendim o bir sabah namazı kalkın bakalım. Gidin bir camiye. Bir tek Müslüman genç bulamazsınız orada.
Ben 5-6 sene önce bir sabah kalktım, otomobille beni götürdü sabah namazına. Nereye gidelim? Cerrahpaşa Camii'ne gittik. Mimar Sinan yapısı, çok güzel bir cami. 13 kişi vardı. Biz 2 kişi, 15 kişi olduk. Namazdan sonra imam beni tanıdı, elimi sıktı. Cemaatle geldiler. Musafa ettik. Bir tane üniversiteliye benzeyen bir genç vardı. Kendi kendime dedim ki, yahu ne oldu da bir üniversiteli genç camiye gelmiş? Olacak şey değil. Sordum, siz üniversiteli misiniz? Evet dedi. Nerelisiniz dedim. Ben Özbeyim dedi. Efendim, şimdi bir namaz kılmamak hıyanettir. Özürsüz olarak, devamlı olarak cemaati terk etmek, o da bir hıyanettir. Ben çok kısa, çok özlü konuşuyorum. Sarf ettiğim her cümlenin altına da 1000 kere imzamı atarım. Namaz kılmamak hıyanettir. Özürsüz olarak. Efendim, özürler ikiye ayrılıyor. Şeytani özürler. Onlar bizi ilgilendirmez. Şer'i özürler. Mesela şimdi hadis-i şerif var. İbn-i Mektum Hazretleri amaydı, gözleri görmüyor. Bir gün Resulullah Efendimiz'e geldiler. Efendimiz ona çok itimat ediyor. Medine'den ayrıldığı vakit yerine kaymakam olarak bırakıyordu onu. Ya Resulallah, benim gözlerim görmüyor. Evim de çok uzakta. Yolda köpekler var, yılanlar var, gözüm de görmüyor. Ben camiye gelmesem, evde namaz kılsam, izin vermedi. Ezanı duyuyor musun? Dedi. Duyuyorum ezanı. Geleceksin dedi. Şimdi İslamcılık edebiyatı cart cürt, cart cürt, cart cürt efendim. Namaz yok. Namazı ayakta tutan dinini ayakta tutmuş olur. Namazı terk etmek, ihmal etmek, namaz konusunda tehavün göstermek suretiyle namazı efendim boşlayan kimse de dinini yıkmış olur hadis-i şerif. Burada bir resim var efendim. Japon okullarında müstahdem hademe hizmetli yoktur. Japon okullarını öğretmenler ve öğrenciler, helalar dahil olmak üzere pırıl pırıl temizler. Buradaki resimde bir öğretmen ve bir öğrenci kız helalardaki erkek pisuvarlarını elleriyle temizliyorlar. Efendim, Japonlar nüfusları bizden fazla. Ülkeleri 3-4 tane büyük ada dışında 3000 tane de ada var efendim. Her gün zelzele olur. Yiyecekleri pirinci yetiştirmeye yeterli toprakları yok. Petrol yok, kömür yok, demir madeni yok, bakır madeni yok. Hiçbir şey yok ve efendim, ilim, irfan, teknik, sanat, eğitim konusunda harikalara imza atıyorlar. Bu Japon okullarını öğretmenlerin ve öğrencilerin elleriyle temizlemeleri onların başarılarının sırlarından biridir. Şimdi çocuğunuz efendim okulda helal temizleseler,
Gidersiniz o müdürü döversiniz, cam çerçeve kırarsınız, gazetelere çıkarsınız. Halbuki tarikat-ı seniyye-i mevleviyede derviş olabilmek için 1001 gün çilesi vardır. Derviş olacak aday 1001 gün geceleri tekkede yatar, mutfakta hizmet eder. Eskiden mutfaklar çok zor. Odun yakılıyor, su taşınıyor, soğan soyuluyor, patates soyuluyor, bulaşık yıkanıyor ve efendim o derviş adayları helaları temizlerdi efendim. Ben helal temizleyecek adam değilim. Beş para etmez onun ciğeri. Ben beş param olsa böyle bir herife beş parayı vermem bile. Japon'un aklı yok mu? Japon dünya başarısında bizden çok daha ileri. Mehmet Akif Safahat'ın bir yerinde kocaman bir şiir parçasında Japonları öve öve bitiremiyor. Bunlar Müslüman değil ama İslam ahlakı bunlarda diyor. Efendim Japonya bir trene bindiniz. Trende biliyorsunuz kontrol memurları var. Metrolar için geçerli değil bu dediğim. Trene bindiniz. Vagon kapısı bir durakta açılıyor. Kontrol memuru geliyor. Yolculara bunu yapıyor. Biletleri kontrol ettikten sonra vagonu terk ederken bütün işleri böyle efendim. 5 yaşında çocuklarını ana mektebine başlatıyorlar. İlk 2 sene yazı falan öğretmiyorlar. Edep, erken terbiye öğretiyorlar. Japonya'da bozukluk yok mu? Olmaz olur mu? Amerikan işgalinden sonra bin türlü kötülük var. Ama direniyorlar efendim. 70'li yıllarda Filipinler binlerce adadan oluşan bir adalar devleti. Muson iklimi olduğu için balta girmemiş ormanlar var. Senenin 6 ayında yağmur yağıyor ve her taraf yeşillik içinde. Japonlar 1945'te, şu kapıyı kapatmak lazım. 1945'te 8 Ağustos'ta teslim oldular. Ben çocuktum hatırlıyorum. Amerika'nın Missouri zırhlısında kayıtsız şartsız teslim oldular. İki bomba yediler. 45, 55 10. sene. 65, 23. sene. 1974. 29-30 sene sonra bir adada ormanların içinde kaçak bir Japon askerinin yaşadığı öğrenildi. Fakat yakalayamıyorlar. 30 sene geçmiş. Japonca hoparlörlerle bağırıyorlar. Ey Japon askeri, savaş biteli 30 sene oldu. Sen aklımı yedin. Teslim ol. Olmadı teslim. İnternette İngilizce yazarsanız çıkar. 30 sene adada saklanmak Japon askeri. Bu kelimelerle çıkartırsınız. Nihayet bunun 1945'teki temelini buldular. Getirdiler. Oraya helikoptere bindirdiler, hoparlörler yıkılıyor ortalık.
Teğmen dedi ki ben senin Teğmen'in filancayım. Sana emrediyorum artık teslim ol. Teslim oldum. 30 sene teslim olmamış. Bir sene değil, 2 sene değil, 3 sene değil, 5 sene değil kardeşim. Tek başına. Buna sordular. Dediler, ya ne iş? 30 sene ne yaptın sen? Bize verilen son emir teslim olmak yoktu demiş. Onun için teslim olmadım. Şimdi hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulursa alır. Japon'da hikmetli bir şey varsa biz Müslüman olarak onu alırız efendim. Dinleri bizim dinimizden, dinimize uymuyormuş. O ayrı bir problem. Ama Japonların başarısından bizim ibret almamız lazım. Siz şimdi burada öğrenci, genç arkadaşlar var. Çok geniş bir genel kültüre sahip olmanızı tavsiye ediyorum. Biraz argo kaba bir tabir var. Seneler geçmiş. Hala aynı yerde otluyor derler. Kültür otlamak gibidir efendim. Kültür konusunda en önemli hadis-i şerif şudur. İki günü birbirine eşit olan zarardadır. Müslümanın her yeni günü faydalı ilimler, faydalı kültür, sanatlar, kurtarıcı bilgiler bakımından hayırlı işler bakımından ileri olacak efendim. Evet, ben Müslümanım. Elhamdülillah. Ben iyiyim. Bu yok efendim. Müslümanlıkta iyi insanlar kendilerine iyi demezler. İyi olmayan insanlar ise hiç demezler. Yerinde saymanın, hatta gerilemenin temel sözlerinden biri, ben iyiyim, ben iyiyim, ben iyiyim. Ben iyiyim diyen bir kimse iyi olamaz efendim. Herkes kötü, ben iyiyim. Yok canım. Efendim, biraz da görgü kurallarından bahsetmek istiyorum. Çünkü Osmanlı Devleti yıkıldıktan ve ülkede çok zararlı İslam'a karşı devrimler yapıldıktan sonra terbiye, edep, nezaket, kibarlık konusunda da büyük gerileme oldu. Bundan Müslüman kesimde maalesef payını aldı. İslamiyet çok güzel kurallar dinidir. Mesela selamlaşmak. Büyük küçüğe küçük büyüğe selam verir. Zor bir şey değil. Nasılsınız diye hal hatır sormak büyükten küçüğe olur. Genç geldi. Selamun aleyküm efendim dedi. Aleyküm selam. Küçük artık nasılsınız efendim sorusunu yöneltemez. O büyüğün hakkıdır. Küçük geldi.
selamünaleyküm dedi. Hemen oturdu oraya. Olmaz. Büyük, efendim buyurun oturun diye yer gösterecek kendisine. Kural bu. Ben 7 sene Beyoğlu'nda yatılı bir okulda okudum. 7 sene. 1945'ten 52'ye kadar. O zaman Beyoğlu bambaşka bir semtti. Çok Rum vatandaşımız vardı. Onlar Rumca konuşurlar. Onlar bir de köylü Rum yoktu yani. Hepsi şehirli. Hatta bazıları da biz İstanbul'u almadan önce İstanbul'da yaşayan insanlar. Biliyorsunuz Türk dilinde harfi tarif yoktur. Arapçada el vardır. İngilizce'de de, Fransızca'da le, la, Almanca'da die, der, das. Ama kibar, nazik, efendi, görgülü Türklerin dillerinde pelesenk olmuş 5-6 kelime vardı. Bunlar bir nevi mecazi manada harfi tarifiydi. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim efendim. Rahatsız edeceğim sizi. Saat kaç acaba efendim? Saat 5'e çeyrek var efendim. Efendim siz hiç bir şey olmazdı. Birinci harfi tarif. İkincisi teşekkür ederim. Almanya'ya falan gidenler bilirler. Danke schön, bitte schön, danke schön, bitte schön. Günde 1000 kere. Biri size yolda soruyor. Sokak veya semt ismi, siz tarif ediyorsunuz, teşekkür etmeden gidiyor. Olacak şey değil. Yahu ağzın mı eskir? Parayla mı bu? Teşekkür ederim efendim, eksik olmayın efendim. Bir şey teşekkür ederim, bir şey değil. Bunlar da harfi tarif. Sonra estağfurullah. Bunlar kibar insanlar. Kayıkçıdan, balıkçıdan yahut hamaldan bunu beklemezsiniz. Ama okumuş lise mezunu iki İstanbul'u konuşacaklar da efendim gittiniz muhterem bir zata, zat haliniz dediniz. Estağfurullah efendim der. O zat gerçekten yüksek bir kimsedir ama yüksek olduğu için övgüleri kabul etmez. Sonra İstanbul inceliklerinden. Kibar insanlar, tekrar söylüyorum, bakkal, çakkal, manava, manav için geçerli değil. En az kullanılan kelime bendir. Ben geldim. Yahu şu beni kaldırıp da geldim desen olmaz mı? Geldim kelimesinin sonundaki m'yi neyi gösteriyor? Seni gösteriyor zaten. Meşhur hala faaliyette hizmet veren cerrahi tarikatında eskiden dervişler arasında ben kelimesini kullanmak çok ayıp bir şeymiş. Biliyorsunuz İngilizce'de sen yoktur. Tekil olarak ona da siz denir. Biz Türkçe'den mümkün olduğu kadar İstanbul kültürüne sahip olmak istiyorsak ben kelimesini kaldırmamız lazım. İslamiyet'e de çok uygun bir şey. Çünkü benlik çok kötü bir şey. Kibar İstanbullular e,
evimi şereflendiririz, bir çayımızı içerseniz memnun olurum demezler. Kibar insanların birbirlerine benim evim demeleri çok ayıp. Ne diyecek? Fakirhane diyecek. Bunu kayıkçıya söylersen adam anlamaz. Ben kibarlardan bahsediyorum. Okumuş insanlardan bahsediyorum. Efendim sizin eviniz nerede? Bu çok kaba bir konuşma tarzıdır. Devlet haneleri hangi semttedir efendim? Anlam bilim diye lisaniyatın bir şubesi vardır. Semantik. Bundan 150 sene önce, 130 sene önce yahut İstanbul Darülfünun'unda okuyan iki genç, kibar çocuklar bunlar. Biri ötekine diyor ki, geçen hafta muhterem validenizin hasta olduğunu söylemiştiniz. İnşallah kesbi afiyet eylemiştir. Bugün aynı mana, ulan anan nasıl oldu? Mana aynıdır ama arada üslup farkı vardır. Müslümanlar yitirdikleri bazı şeyleri mutlaka yeniden elde etmek ile mükelleftir. Şimdi Türkiye'de benim çocukluğumda, gençliğimde İstanbul'un nüfusu 1 milyondu. Şimdi 30 milyona yükselmiş efendim. Sakın 15 milyon diyen yalancılara inanmayın. 30 milyon ve her geçen günde çoğalıyor. Kırsal kesimden, köylerden büyük bir akın oldu. Ben hiçbir şey söylemiyorum onlara. Fakat İstanbul'a köylü kültürünü getirmeye kimsenin hakkı yoktur. İstanbul'a gelen İstanbul edebini, erkanını, ahlakını, görgüsünü, kibarlık ve nezaketini efendim benimsemek ve öğrenmek ve hayata geçirmekle mükelleftir. Kabalık olmaz. İstanbul görgüsüyle ilgili 62 madde yazmıştım. İnternetten bulunur. İlgi, İstanbul görgü, terbiye ve ahlakı derseniz o 62 madde bulunur. O maddelerden biri şu efendim. İstanbul edebine, terbiyesine sahip bir kimse fakir, bütçesi dar, iyi yemekler yiyemiyor. Canı da nefis değil mi? Karışık ıskara istiyor. Lokantaların en pahalı yemeğidir o. Kocaman bir tabakta çeşit çeşit ıskaralar gelir. En ucuz lokantada 25 liradır. Herkesin bütçesi kaldırmaz hele fakirler. Günün birinde bu adamın eline bir para geçiyor. Ha şimdi kendime ziyafet çekeceğim diyor. Lüks bir lokantaya gitmiyor. Lüks lokantada 100 lira bile olur o yemeğin bir tabağı. Esnaf lokantasına, kebapçısına gidiyor. Lüks lokantalarda masalar müşterek değildir. Biri oturdu mu o yer orada. Halk lokantalarında, esnaf lokantalarında boş yer buldu mu oturursunuz. Şimdi İstanbullu bakıyor boş masa yok. Bir masada iki kişi yemek yiyormuş. Onlara yaklaşıyor. Müsaade ederseniz oturabilir miyim diyor. İzinsiz oturmuyor bakın İstanbullu olduğu için. Onlar da İstanbul fakir ama İstanbul kültürlü insanlar. Estağfurullah efendim buyurun. Garson yaklaşıyor siparişi almak üzere.
bizimkinin dilinin ucunda efendim, karışık bir kebap, garnitürü bol olsun diyecek, vazgeçiyor efendim. Niçin vazgeçiyor? Çünkü o masadaki iki kişi kuru fasulyeyle pilav yiyorlar. Anlatabildim mi bir şey? İstanbullu o kadar mürüvvetlidir ki Müslüman İstanbullu, kuru fasulye pilav gibi ucuz yemek yiyen vatandaşlarını dolaylı şekilde karışık kebabıyla ezmiyor efendim. Bu bir inceliktir. İslamiyet'te komşu haklarını düşünebiliyor musunuz? Hadis-i şerif. Kardeşim Cebrail bana komşular hakkında o kadar öğüt verdi ki komşuların birbirlerine varis olacaklarını zannettim diyor. Şimdi komşuların canını çıkartıyoruz bazen. Çocuklarımız gürültü ediyor, biz gürültü ediyoruz. İngiltere okullarında, en azından seçkin okullarında, İngiltere'de çok tarihi grammar schools diye, gramer mektepleri diye, eskiden Latince, eski Yunanca okutulan, şimdi yeni başbakanları kadın yine bu okullara çok önem vermeye başladı. Bilgi ve kültürün yanında ahlak ve karakter terbiyesi veriyor. Bendeniz bir yazı yazmıştım. Gümüşhanevi Ahmet Ziyaüddin Koleji diye bir kolej açıyoruz Müslümanlar. Hayal bunlar. O okulda müdürün, idarecilerin ve öğretmenlerin öğrencilere sen demesi yasak. 14 yaşında bir genç çocuk geliyor, müdür bey ona sen demiyor, siz diyor. Çocukların da arkadaşlarına sen demesi yasak efendim. Ne diyecek? Siz. Aa, olur mu öyle şey? Olmazsa, böyle şey olmazsa işte o benim dediğim koleji açamazsın efendim. Benim açılmasını teklif ettiğim, temenni ettiğim gerçek İslam mektebinde hiçbir öğretmen, hiçbir öğrenci tükenmez kalemle yazı yazmaz. Çünkü tükenmez kalem kalitesiz bir kalemdir. 1 lira, 2 liradır fiyatı. Hayır. Sizin gözlüklü gencin cep telefonunuz kaç lira? 900 lira. Kalem kaç lira? 5. Oldu mu bu? Kur'an-ı Kerim'de kalem kelimesi 2 defa geçiyor. Allah-u Teala kalemi Kur'an-ı Kerim'de zikretmekle şereflendirmiştir. Size bir hafta izin en az 25 liralık yetmez ya, en az 25 liralık ipe sapa gelir bir mürekkepli dolma kalem alın. Konstellasyon diye Fransızca bir dergi 1957'de çıkmış. Seçme makalelerden oluşan bir şey. 5 sene önce orada bir yazı okudum, aklım durdu. 57'de oluyor. Çıkan dergi herhalde 56-55. İngiltere'de böyle bir, yani gözde kolejden bir öğrenci atılmış efendim. Sebebi tükenmez kalemle yazı yazmak. Osmanlı İmparatorluğu yükseliş devirlerinde böyle bir yapıya sahipti efendim.
Osmanlı idadi ve sultanilerinde. Hani şimdi Anadolu Mektebi falan biraz da hani derecesi yüksek, sultani o. Bütün çocuklara iki konuda güzel yazı dersleri verilirdi. Osmanlıca ve Arapça rika yazısı. Fransızca dersleri de vardı liselerde. Orada da Latin harfi kaligrafisi öğretirlerdi. Şimdi ben Atatürkçülere, Selanik dönmelerine, ateistlere karışmam. Ama bir Müslümanın lise öğrencisi ve bir Müslümanın el yazısı çirkin. Onu kabul edemem efendim. Ya yazını düzeltirsin? Hiçbir Müslüman gencin liseli ve üniversiteli veya mezun olmuş çirkin el yazısına sahip olma hakkı ve şansı yoktur. Efendim ben ise yazamıyorum. Yazamıyorsan yazıklar olsun. Öğreneceksin efendim. Benim çocukluğumda, gençliğimde olmayan bir şey. İnterneti açıyorsun. Güzel yazı. İki kelime. Bak neler çıkıyor karşına. Bir tane uygun bir tanesini bul. A, A'ya benzesin. B, B'ye benzesin. U, N, M de neyse ona benzesin kardeşim. Böyle efendim cahilce el yazısı olur mu? Siz Müslüman gençler olduğunuz için Arapça ve Latince yazınız çok güzel olacak. Yakın tarihimizin en büyük hattatı, hattatların sultanı Hamit Aytaç idi. Bu zat hem İslami yazıda büyük üstattı, hem Latin yazısında. Yine Profesör Emin Barın vardı. Bu Almanya'da kaligrafi tahsil etmiş. Burada da hattatlık öğrenmiş. Hem Latin yazısı hem efendim Arap yazısı harikaydı. Siz beyaz takkeli arkadaş nerede okuyorsunuz? Camide din görevlisi. Güzel. Şimdi bir de orada var. Siz de varsınız. Eski İstanbul İslam kültüründe bilhassa namazı baş açık kılma diye bir şey düşünülemezdi bile. İslam görgüsünde namaz kılarken bir kere başın mutlaka örtülü olması lazım. Muhammed Zahid el-Kevseri'nin 1940'lı yıllarda Kahire'de basılmış küçük bir broşürü vardır. Efendim, namazda başın örtülü olması. Şimdi cuma namazına gidiyorum. %3 bile başında takkesi olan göremiyorum. Bir şeyde, bu çarşambadaki camide. Bu, siz camide ne görevi yapıyorsunuz? İmamlık yapıyorsunuz. El-imamu zamin vel-muezzin mu'temen. Allah hayırlar versin. Mutlaka siz genç bir insansınız. Mutlaka İslami sanatlardan bir sanat öğrenmenizi size önemle ve hassasiyetle tavsiye ediyorum. Hattatlık öğrenin, başka bir sanat öğrenin. Sorusu olan varsa şifahi kabul edemeyeceğim. Bir kağıda yazsın, versin. Yoksa bir saatimiz dolmuştur. Burada kesiyorum. Bir de
Herkese yetişmez. Şurada küçük broşürler var. Bu ikisi zat halinize. Herkese yetişmeyecek ama. Evde bulabilirsem beni eve götürdüğünüz vakit biraz vereyim onlardan size. Bak burada da bir defterim var. Bu defter koyun derisinden kapağı var. İçindeki kağıt da el yapımı kağıttır. Böyle nadide ve antika bir deftere çirkin oduncu yazısı gibi yazı yazmak bir cinayet olur. İnci gibi yazacaksınız. Bir faydası oldu mu? Ama samimi söyleyeyim. Faydası yoksa siz boşuna dinlemiş, ben de boşuna gelmiş olurum. Burası efendim bu dinleyiciler de duysun. Burası eski bir tekke binasıdır. Bunun bir vakfiyesi vardır. O vakfiyeye uyularak ayda hiç olmazsa bir gece hangi tarikate bağlıysa o tarikatın zikri ve ayini yapılacak. Yoksa o vakfiye çarpar adamı. Nasıl çarpar hiç belli olmaz. Siz ne okuyorsunuz? Duymuyorum. Elektrik mühendisliği okuyor. Şimdi mühendislik teknoloji branşına gidiyor. Edebi, tarihi, sanatla ilgili kültürünüzü artırın. Siz nerelisiniz? Mersin. Edebi Türkçe bileceksiniz. Edebi Türkçe bilmenin kriteri, ölçütü şudur. Fuzuli divanını alıp okuyacaksın, manasını anlayacaksın ve zevk alacaksın. Bu yoksa mühendislik seni kurtarmaz. Cahil bir mühendis olursun, sana yazık olur. İsminiz? Mehmet Faruk. Güzel isminiz. Çünkü isimle müsemma arasında çok ince bağlar vardır. Efendim, bu delikanlıya Türkçe hocası bulunacak ve Fuzuli Divanı'nı okuyup anlayacak. İran'a gitmiştik. Otobüste bizimle birlikte bizi gezdiren bir hanım vardı. Ermeni asıllı söyleniyor, olduğu söyleniyordu. Fakat İran'da her kadın başını örtmekle mükelleftir. Şu cümlesini hiç unutmuyorum. İran'da her evde dedi, Kur'an-ı Kerim'den sonra bir hafız divanı bulunur. İranların meşhur milli şairleri hafız. Bizde kaç evde Fuzuli divanı vardır? İranlı, lise tahsili yapmış bir İranlı, 1200'lerin o Farsçasını anlayabilir. Biz Fuzuli'yi de anlayamıyoruz. Allah herkese hayır versin. Selamun aleyküm.